Hayır Gazanfer Beyciğim, biz yani nerede yatıralım İsmet Hanım'ı? Yer yok ki. Bu işte. Biz size gelelim. Ay yok, onu da almayalım biz. Daha önce siz tek başınıza kaldığınızda bile burada neler olduğunu hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bir yardımcı olsanız Güneş ablacığım ne olur. Canım sen Ar ailesine benden önce gelin oldun diye bana abla demek zorunda değilsin. Çünkü zaten sen benden büyüksün. Engin, sen bir şey söylemeyecek misin? Ya ne söyleyeyim ki amca? Güneş haklı. Koskoca kadını bu kadar dairenin içinde çatı katında mı yatıracağız? Bir de bizim bugün misafirimiz gelecek bu arada. Aa, Cücü'nün çadırı. Cücü'nün çadırında mı kalsak acaba? Bilmem. Amca, bak sen şu anda hiç sağlıklı ve mantıklı düşünemiyorsun. Bence Nazan'ı da al, sahile çıkın, güzel bir yürüyüş yapın, temiz hava alın. Galatasaray Fenerbahçe maçına bile daha kolay yer bulurduk. Allah cezanı vermesin. Gel. Gazanfer. Gel. Ay Allah. Hayır, böyle olunca da ben üzülüyorum tamam, ama ne yapayım yani Tarık? Ben kabul etsem bile Cücü çıldırır. Adam artık Gazanfer Bey'e karşı kendine terapi yapacak hale geldi Tarık. Ya didişirlerdi midişirlerdi ama babaannem şu anda olsa var ya, bu sorunu kökten çözmüştü. Özledim şimdiden onu. Evet ya, yokluğu fark ediliyor ha. Hmm. Yani neredeyse ben de özledim diyecek hale geldim. Heh. Kesin amcamın aklına yine parlak bir fikir geldi, hepimizin başını belaya sokacak cinsten. Kesin. Baştan söylüyorum, hayır amca. Senin ne işin var burada? Tarık, ben davet ettim. Misafirimiz o.